Instagram'da nasıl fenomen olunur? Abi, videonun ikinci kısmıyla karşınızdayım. Aynen söz verdiğim gibi. Yalnız şunu belirtmek istiyorum. İki videonun arasında zaman farkı yok. Yani niye aynı kıyafette giydin diyeceksiniz. Şey değil. Yani bir tane kıyafetim yok benim. Evet, ne diyorduk? Arkadaşlar, Instagram'da fenomen olmanın yollarından bahsedeceğim. Malum benim tam 10.000 takipçim var. Yani bu ne demek oluyor? Kendi Candan Erçetin klibimi çekebilirim. Instagram'a sevgilinizle asla ama asla birlikte fotoğraf koymayın. Benden size tavsiye kanka. -20 like, hatta -20 takipçi demek. Bunu yapmayın. Aşkım şaka yapıyorum ya. Olur mu öyle şey? Toplu fotoğrafınızı koyarsınız arkadaş grubu içinde. O da olur. Sonra size sorarsa ben de niye fotoğrafını koymuyorsun diye. Aşkım koydum ya işte filan dersin. Kitap okuyun. Şaka şaka. Ya sizden böyle bir şey ister miyim ya? Gönlünüz rahat olsun. Ya bunu ilkokul öğretmeniniz başaramamış. Ben mi başaracağım ya? Sadece kitap okurkenki fotoğraflarınızı Instagram'a koyun. Böylece insanlar sizin gerçekten kitap okuduğunuzu zannetsinler. Ama siz son bir senede asla kitap okumadınız değil mi? Okumadınız. Ya! Ay kanka ne yapayım ya? Kitap okuyordum. Aynen, kitap okuyorum. Ay şey ya, yazarı tam unuttum şimdi adını da şey ya, bir işte gençlik aşkında elinde tutamamış falan filan da onları anlatıyor kitap abi. İçim şişti ya. Ay madem bir adam elinde tutamadı niye kalkıp kitap yazıyorsun yani? Aynen öyle. Kitabı ters tutuyormuş ya, lan şu an fark ettim. Bir şey söyleyeceğim ya, hadi bana gelsene. İki dedikodu yaparız kız, kahve de yapayım sana. Sitede çok sıkıldım zaten. Pazar gününüzü evde brownie yapmaya ayırın. Ya da ayırıyormuş gibi yapın. Instagram'daki takipçilerinize ve gelecekteki müstakbel koca adaylarınıza ne kadar marifetli bir kadın olduğunuzu göstermenin tam zamanı. Öncelikle marketten kalıp şeklinde bir brownie alıyorsunuz. Yanında da bu küçük fırından yeni çıkmış izlenimi veren masum keklerden alıyorsunuz. Arkadaşlar, öncelikle malzemelerin şöyle bir topluca fotoğrafını alacağız ki evde yaptığınız izlenimi karşıya daha rahat geçsin. Adım 1. Kalıp halindeki brownie'yi kaba koyuyorsunuz. Bu şekilde. Bunu atıyorsunuz arkadaşlar. Kalıbınızı eski sevgilinizin yüzünü görerek ezin. Bu arada bunu yaparken burnunuza bir tane şöyle un yapın ki hem sakar hem tatlı hem de tam evlenilebilecek kız imajını vermiş olun. Şimdi küçük brownie'leri sırayla tepsiye diziyorum. Brownie'leriniz hazır. Aa, bu arada bunu çıkartırken fotoğrafını çekmeyi unutmayın arkadaşlar. Katkışınız bitti. Artık nasıl fenomen olunur çok iyi biliyorsunuz. Tabii bundan sonrası size kalmış. Ve o korku dolu ana geldik. Bundan kaçamayacaksınız. Ama ne olur be!